Hoş geldiniz. Bu videonun konusu bireysel hapishaneniz, yani konfor alanı. Maalesef hayatımızdaki aslında en büyük sorun olduğunu, özellikle belli bir yaştan sonra insanı gelişmekten geri bıraktığını ve bizi bitirdiğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Konfor alanı öyle bir şeydir ki bir sınır çizersin. Burası benim güvenli alanım. Taşlarını dizersin, parmaklıklarını koyarsın ve dersin ki güvenli kalemdeyim. İnsanlar bana ulaşamıyor. Artık güvendeyim. İşin kötüsü sen de dışarı çıkamıyorsundur. Yani biz konfor alanına kendi elinle yaptığın hapishane diyoruz. Konfor alan sadece bir yer değildir. Zaman dilimidir, evredir, dönemdir. Her şeyi kontrol edebiliyorum, her şeye aşinayım, yeni bir şey olmasına gerek yok dersin. İşte biz buna konfor alanı diyoruz. Sorun mu ne? Sorun sen konfor alanından çıkmayıp içeride mutlu mesut ölebiliyorsun. Gelin görelim konfor alanı neymiş. Hoş geldiniz. Şimdi konfor alanı yüzmek değildir. Yani yüzebildiğinizi düşün. Her yöne yüzebilirsiniz değil mi? Gücünüz bitmese Amerika'ya kadar yüzersiniz. Konfor alanı suyun üstünde yatıp durmaktır. Dersin ki o batmıyorum ki ve batmayacağım ki. Bu bir başarı dersin. Değil. Akıntı seni belli bir yöne doğru götürüyor. Sen kürek çektiğini sanırken arada bir kürek çekiyorsun. Dur bu noktada sabit kalayım. Manzarası güzel. Tanıdığım bakkal, tanıdığım insanlar, tanıdığım arkadaşlar, tanıdığım firma. Hiç değişmeyeyim. Çünkü ben mutluyum, varacağım yere vardım dersin ama aslında konfor alanının huzur ve sahtekar rahatlığı içerisindesinler. Aslında konfor alanı kopyala yapıştır hayatlardır. Geçen haftanın aynısını kopya yapıştır bu hafta. Dünün aynısını bugün yaşa. Geçen ayın aynısını bu ay yaşa. işte böyle bir hayatın olur. Yıllar sen sabitken akıp geçer, yaşlanırsın, daha fazla biliyor olursun, daha az yapabiliyor olursun. Yani aslında sen sabitken dünya değişir. Sadece alışkanlıkları dahilinde yaşayan bir insan olursun maalesef. Öyle insanlar var ki alıştığı tuvaletin dışında dışarıda tuvalete bile gidemiyor. Ve emin olun çoğusun hijyenle alakası yok. Rahat edemiyor. Şu an ekranda gördüğünüz üzere sizin mutlu olduğunuz alan bu alt köşeyken aslında hayatın aktığı mutluluğun, keyfin, neşenin olduğu keşfetmen gereken yer senden çok uzak bir dünyanın içerisinde. Konfor alanı her zaman zaman ya da mekan değildir. Bazen de insanlardır. Aynı tanıdığın 3-5 insan sana hep yeter. Ya bunların dışında insanlarla tanışmaya gerek yok. O insanlar tek tek hayatından çıkıp giderken gittikçe azaldığında sen farkında olmadan yalnızlığınla baş başa oturup yiyip içersin. Belgesellerdeki göletleri düşünün. Büyük Afrika göletleri. Yazın kuruduğunda balıklar nasıl darılıp küçücük bir alanda kalıyor ya. İşte bazı balıklar yürüyüp gidebiliyor senden uzağa. Sen aynı gölette bekliyorsun ki su artsın, başka balıklar gelsin, senle birlikte yüzsün. Maalesef işin kötüsü o arkadaşlarına yaşadığın eski anıları beynindeki video oynatıcıya takıp aynı anıları oynayıp mutlu olursun. İnsan onu yalnızlık sevmez aslında. Yalnızlığı düşünmek ve geliştirmek için kullanır en kötü insanlar, seri katiller bile bazıları tabii ki yaptığı şov görülsün ister. Çünkü birisi görüp seni alkışlayıp takdir ettiğinde senin başarın başarıdır. Sosyal medya başarısını, beğenisini kastetmiyorum. Oradaki yalan, yani 10.000 like aldım o değil. Benim bahsettiğim gerçek insanların yanında olup senin başarını takdir etmesi. Eğer sen konfor alanından çıkmıyorsan, sadece belli porsiyonda insanlar gelip seni mutlu eder, takdir eder. Yani bir bodrum katı bir dairede oturuyorsun. Sadece insanların ayaklarının göründüğü bir penceren var ve o pencereden gördüğün ayaklarla diyorsun ki insanlar benimle benim yanımda. İnsanlar senin konfor alanına istediği zaman gelip çıkar. Sen onlara gideceksin. Konfor olan o kadar zehirleyici bir şey ki mesela birisini düşün harika resim yapıyor genç bir arkadaşımız ve çok iyi manzara resmi yapıyor ama bu insan bir kursa gitse, yeni insanlarla tanışsa, bakış açısı değişse belki portre yapacak, belki enfes başka resim dışında müziğe yeteneği var bunları keşfedecek Heh. O der ki ben çok iyi resim yapıyorum. Kapanır. Kendi dünyasında sadece o resim dünyasında sadece onunla ilgilenir. Ve insanların gelip onu kendi evinde, ininde, mağarasında takdir etmesini ister. Beni niye keşfetmiyorlar? Beni niye kimse farkında değil? Üzülür, depresyona girer. Ama birileri gelip onu alkışladıkça onlara bağımlı olur. Halbuki evinden bir çıksa dünyası genişleyecek. İşin kötüsü ne biliyor musun? O ağaç resimlerini harika çizer ama zamanla artık o ağaç resmini çizmeyi bırakır ya da o gitarı çalmayı bırakır. Zamanla monotonluktan hep aynı şeyi en iyi yapmaktan sıkılır. Çünkü en iyi yaptığı şey hep aynı şeydir. Unutmayın konfor alanınız huzurlu mutlu olduğunuz alan değildir aslında. Sizin gelişimden uzak olduğunuz ve aynı rutini sürekli yaptığınız yerdir. Kariyerde de vardır bu. İş hayatında da konfor alanı vardır. Mesela diyelim ki 2-3 basamak yükselir kariyerinde. Ben artık zirvedeyim. Ben bilmem ne müdürüyüm. Buradan öteye gitmeme gerek yok. Zaten iyi de kazanıyorum çok şükür. Artık kendisini daha yukarıya götürecek hiçbir kursa gitmez. Hiçbir terfide gözü yoktur. Ve işin kötüsü iş arkadaşları terfi alıp başka şirketlere gidip değişirken sürekli o hep sabittir. O iş yerinin Mahmut abisidir. Mahmut abi hiç değişmez. Zamanla Mahmut abi Mahmut amca olur. Bütün jenerasyon X, Y, Z kuşakları değişirken o değişmez. Ve bir gün teşekkür ederler. Ya emekli olur ya artık yeni teknolojileri kullanamadığı için kendiliğinden gitmek zorunda kalır. Onun için zirve üçüncü basamaktı çünkü. İşte konfor alanı senin için üçüncü basamaksa ve basamağın yukarısında üst katta çatının üstünde uzayda ne var bilmiyorsan en azından bilmiyorsan kendini zehirliyorsundur. Bu ilişkilerde de vardır. Aile ilişkilerinde, ikili ilişkilerde ilişkinin konfor alanı vardır. İstemezsin ki başka insanlarla tanışasın. Hiç başka insanı tanımazsın ve maalesef 3-5 insanla birlikte mezara kadar dost olursunuz. Ve işin kötüsü bu insanlarla aynı anıların konfor alanında, hapishanesinde kalırsın. Yeni şeyler denemek onun için mucizedir. Hep 2008'de Yamaç Barıştı yaptığı günü anlatır sana. İnsanlar bıkar senin o bir iki başarını bin kez dinlemekten. Ha, bazılarında olay şöyledir. Yaşlanır ama psikolojik ve mutluluk olarak zirvede olduğu bir günü, bir yaşı hafızasına sabitler. Mesela bir hanımefendi diyelim, hep 25'inde hissetmeyi sever kendisini. Yaş ilerler, yaşlanır artık ona yakışmayan bazı kıyafetler olmaya başlar üstündekiler ama o 25 ister. Hep ben 25'im. Erkeklerde de vardır bu. Hep kendisini 20 30 zannetmek ister. Ve maalesef o anılardaki konfor alanının ötesinde bir yaşa ulaştın artık o yaşın keyfinde çıkar. Konfor alanınızı ya 100.000 TL gibi düşünün. Yani 2000 yılında size 100 bin lira verilmiş. O parayı kazanmışsın ve 100 bin diyorsun bana yeter ya. Ömür boyu yetecek parayı kazandım. Kusura bakma ama dolar yükseliyor, yükselecek. Ne bileyim hayat pahalılaşacak, enflasyon değişecek. insanlar senden daha fazla kazanacak. Ve senin 100 bin lirandan her gün sadece 1 lira bile harcasan zamanla değerini yitirecek. 10 sene öncenin, 20 sene öncenin 100 bin lirası bugün 100 bin lirası değil. 10 sene öncenin seni de bugünün seni değilsin. Aslında akvaryumdur e, konfor alanı. Evet dışarıdan bir şey girmez ama sence sadece akvaryumdaki suda özgürce üzüyorsundur. Dışarıda okyanus var. O okyanustan niye mahrum kalıyorsun? Sen kendini neden mahrum ediyorsun? Unutmayın tüm gelişmeler, tüm yenilikler, tüm sizi geliştirecek şeyler konfor alanınızın dışındadır. O çizginizin dışına adım attığınızda yaklaşırsınız daha iyi birisi olmaya. Sadece bireysel değil ki, kurumsal olarak da özellikle Türkiye'de konfor alanında çürüyen firmalar var. Firma birazcık büyüyor diyor ki dünyaya açılmamıza gerek yok ya da bir tek bu, bu ürünü üretelim. Öbür tarafta bakıyorsun firmalar birçok holding mantığıyla ürünler üretiyor. Herkese ulaşıyor. Bu e, dededen kalma işiyle aile işi olarak hiç kurumsallaşmadan kendi dünyasında kalıyor. Sonra Nusret gidip de New York'ta bayi açtığı zaman, dükkan restoran açtığı zaman aslında çok da şey yapmadı. E sen ne yaptın? Sen firmanın, babanın sana verdiği firmanın konfor alanı dışında geliştirdin mi firmanı? Tam 9 tavsiye ile konfor alanınızdan nasıl çıkacağınıza gelin. Çünkü sırf sorunu anlatmak olmaz. Şimdi bakalım konfor alanından nasıl çıkabiliriz? 1. Yeni ilişkiler, yeni insanlar tanıyın. Başkaları size konfor alanından çıkarmak için elini uzattığında eline vurmayın. Tutun. 2. Haftada bir gün ne olur konfor alanınızın dışında geçirin. 1 saat 2 saat eve geç gidin. Yeni insanlar görebileceğiniz yerlere gidin. Sinemaya gidin, tiyatroya gidin. Her şey televizyon, YouTube, Netflix değil. Ben bir haftada bir gün video yayınlamıyorum. O gün çıkın dışarıya. 3. Sözde meşguliyet morfininden kurtulun. Kendinize böyle bir morfin bağlıyorsunuz. Ben siz yapamıyorlar. İlla iş yerinde ben olmalıyım. Çocukları gelmiş 17, 18, 20 yaşına çocuklar ben olmadan hiçbir şey yapamaz. Çık çık artık bırak. Sen olmadan yaşayabiliyor insanlar. O uyuşturucu morfini kes. Senin en büyük düşmanın sensin. Üzgünüm. Ve geldik ÖTG çemberine öğren, tanış, geliş. Ben size neden YouTube buluşmaları yaptırıyorum? Her cumartesi illerinizde niye buluşuyorsunuz? Yeni insanlar tanışıp gelişin diye. Öğreneceksin, tanışacaksın ve gelişeceksin. Lütfen bu çemberi kendi hayatına oturt. 5. Kapat çeneni. Artık 2008'deki yamaç paraşütü anını, askerlik anın, doğum hikayelerini kimse dinlemek istemiyor. Yeni anılar sun. İnsanlarla birlikte yeni anılar yarat. 6. Para yok bahanesine sığınma. Dışarı çıkıp yürüyüp bir köpeğin başını sevmek ya da bir insanın elini tutmak birine merhaba demek para ile değil. Hoş yürümekten de vergi alınabilir aslında güzel fikir. 8. En mükemmel tavsiyem koltuğundan kalk ve soğumadan geri oturma. Yani böyle kalkıyor koşarak koltuğuna geri oturuyor. Oh tamam telefonmuş sadece. O birisi gelmiş kapıya sadece pizzaymış. Bilmem neymiş lahmacun. Hayır ya o koltuktan kalkacaksın. O koltuk seni özleyene kadar geri dönmeyeceksin. Ve dokuz, konfor alancıların en büyük yalanı. Ya o kadar büyük adıma şimdi atamayız, müsait değiliz. Biz Antalya'ya gidemeyiz. Biz bilmem ne kursuna şimdi başlayamayız. Hayır. Bu yalanlara sığınma. Küçük adımlar atacaksın. Bugünlük sen sadece Sakarya'ya git İstanbul'daysan gezmeye. Bugünlük sen sadece sokağa çık yürü biraz. Ne bileyim İstiklal Caddesi'nde, Bağdat Caddesi'nde. Ya da şehrindeki en büyük cadde neresiyse. Bir parça konfor alanından çık yüzüne hava vursun. Yüzüne özgürlük vursun. O kendi dizdiğin tuğlalar ve pencere demir parmaklıkları arasından baktığın dünyanın dışına çık. Emin ol sen bir de kapı yapabilirsin. Umarım konfor alanınızdan çıkarsınız. Umarım kendi hapishanenizde kopyala yapıştır. Aynı günleri yaşamazsınız. Ben Önük Tatar. Size soruyorum. Var mı sizin de konfor alanınız? Var mı? Gerçekten söyleyin aşağıya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.